Evet arkadaşlar, bu videomuzda 5 dakikada tarih karışık konu tekrarından 5. bölümündeyiz. Kanuni esasının hazırlanmasında Şura-i Devlet etkilidir. 2. Abdülhamit döneminde Duyun Umumiye kurulmuştur. İptidai, Rüştiye, İdadi, Sultani, Darülfünun Osmanlı'daki eğitim kurumlarıdır. Osmanlı klasik dönemi 2. Beyazıt ile başlar. İlk eseri Beyazıt Camii'dir. İlk batı tarzı mimari eser Sadabat Kasrı'dır. Günümüze ulaşan ilk batı tarzı eser 3. Ahmet Çeşmesi'dir. İlk batı tarzı cami Nur-u Osmaniye Camii'dir. İlk batı tarzı saray Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı'dır. Osmanlı'da 1. Türk ulusal mimari akımını başlatan Mimar Kemalettin'dir. ÇEKA, Lenin'in kurduğu istihbarat örgütü. Mihver, Almanya, İtalya, Japonya, Müttefik, İngiltere, Fransa, ABD, SSCB. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki başbakanlar Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu olmuştur. San Francisco Konferansı'na katılan Hasan Saka'dır. SSCB, Doğu Bloğu, Kominform, siyasi alanda, Comecon, ekonomi, KGB, istihbarat örgütü, Varşova Paktı, askeri alanda. ABD, Batı Bloğundadır, Truman Doktrini, Türkiye Yunanistan'a yardım, CIA, istihbarat örgütü, Marshall Planı, ABD'ye yakın, ABD yakınlarına yardım ve NATO askeri olarak gruplanmıştır. Doğu bloğundan atılan ilk ülke Yugoslavya'dır. Bağdat Paktı Türkiye, İran, Irak, Pakistan, İngiltere tarafından oluşturulmuştur. Cemal Abdülnasır Süveyş kanalını millileştirmiştir. Millet Partisi Demokrat Parti'den ayrılanların kurduğu partidir. Beyaz Devrim Türkiye'de, Ak Devrim İran'da, Turuncu Devrim Ukrayna'da, Kadife Devrimi Çekoslovakya'da, Lale Devrimi Kırgızistan'da, Karanfil Devrimi Portekiz'de, Kültür Devrimi Çin'de, Yasemin Devrimi Tunus'ta yapılmıştır. Milli Birlik Komitesi'nin başkanı Cemal Gürsel'dir. Yassı Ada Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak ismi değişmiştir. 1945-75 yılları arasında dünyada geçen döneme Muhteşem 30'lar dönemi denmiştir. Rogers Planı Kıbrıs Barış Harekatı üzerine Yunanistan NATO'dan ayrılmıştır. Yunanistan'ı tekrar NATO'ya sokmak için yapılmıştır. Yapılan olaya denir. Versay Antlaşması 2. Dünya Savaşı'nın nedenidir. Paris Barış Konferansı, itiraf devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığı yaşanmıştır. Milletler Cemiyeti Paris Barış Konferansı'nda kurulmuştur. San Remo Konferansı, Sevr-i Osmanlı'ya kabul ettirmek için toplanmıştır. Saltanat Şurası imzalamıştır. Damat Ferit, Bağdatlı Mehmet Hadi, Rıza Tevfik Bey ve Reşat Halis Bey. Monroe Doktrini ilk kez 1. Dünya Savaşı'nda terk edilmiştir. ABD'nin yalnızlık politikasıdır. 1941 yılında Pearl Harbor baskını ile 2. kez doktrin terk edilmiş ve ABD 2. Dünya Savaşı'na girmiştir. Wilson ilkeleriyle Milletler Cemiyeti, Atlantik Bildirisi, Birleşmiş Milletler kurulmuştur. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra SSCB'nin politikalarına karşı Truman Doktrinini yayınladı. Marshall Planı. Bu doktrine karşı SSCB'de Molotov Planı'nı yayınladı. Eisenhower Doktrini, Orta Doğu'da SSCB'nin güçlenmesine engel olmak için yayınlanan doktrindir. Yatıştırma politikası Chamberlain'in tarafından yapılmış İngiltere'nin Almanya'yı yatıştırma politikasıdır. Mekik diplomasisi Henry Kissinger tarafından Arap-İsrail savaşları Camp David antlaşması yapılıyor. Ping pong diplomasisi Çin-ABD arasında yapılmıştır. Havza genelgesinden sonra Mustafa Kemal ilk kez geri çağrılmıştır. Amasya genelgesinde İsmet İnönü ve Ali Fethi Okyar imzalamamıştır. Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak zorundadır sözü Amasya genelgesinde ya istiklal ya ölüm sözü Sivas Kongresi'nde söylenmiştir. İrade-i Milliye gazetesi Sivas Kongresi'nde çıkarılmıştır. Temsil kurulunun ilk siyasi başarısı Damat Ferit hükümetinin istifası ve Amasya protokolüdür. Amasya görüşmelerinde tek yürürlülük bulan madde seçimlerin yapılması, Mebusan Meclisi'nin açılmasıdır. Temsil heyetinin Ankara'ya geliş amacı Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip etmek, Mebusan Meclisi'ne katılarak mebuslarla görüşmektir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli'yi kabul eden grup Felah-ı Vatan grubudur. TBMM'nin çıkardığı ilk kanun anan vergisinin 4 katı olması kanunudur. İstiklal mahkemelerinin kurulduğu olaylar, TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar, firariler kanunu, ihaneti vataniye, tekalifi milli emirlerinde, takdir-i sükun kanununda Şeyh Said İsyanı ve İzmir suikastinde istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Amasya görüşmesi temsil heyeti İstanbul tarafından resmen tanınmıştır. Bilecik görüşmesi ise TBMM İstanbul tarafından resmen tanınıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.